पुनर्विवाह Sabahın bu saati çok güzel oluyor, değil mi? Hı hı. Çok sessiz ve çok sakin. Anne işte bak bu büyük baba. Sonra da aynı gürültü. Ayş, sana dediğimi hatırlıyorsun değil mi? Hadi git. Büyük baba, büyük baba, büyük baba. Tanrı seni korusun. Mutlu ol. Mutlu ol canım benim, mutlu ol. Senin torunun değil mi? Çocuk galiba yaşın ikinci oğlu. Bu çocuk gerçekten çok kültürlü yetiştirilmiş. Bunları bana büyük babam öğretti. Bu çocuk gerçekten çok akıllı. Çok güzel. Böyle bir gelin bulduğun için çok şanslısın. Çünkü günümüz kızları ne kocasının ailesine ne de kocasına saygı duyuyor. Bay Divi Devi'ye bakın. Bu yaşta eşiyle birlikte kiralık bir dairede oturuyor. Çünkü gelini oğullarını sürekli doldurdu. Evlerine giremiyorlar. Aferin sana. Kayınpederine bu şekilde bakmaya devam et. Onu asla yalnız ve kimsesiz bırakma, olur mu kızım? Bay Cindy'ye oğlunu yeniden evlendirerek gerçekten iyi bir şey yaptı. Bir kadını ve oğlunu kabul ederek yüce gönüllü olduğunu kanıtladı. Bunun için onu ne kadar övsem az gelir değil mi? Hadi artık gitmemiz gerek. Peki. Baba, bir dakika. Ben hepinize taze meyve suyu getirdim. Umarım beğenirsiniz. Mevsimin bu zamanları çok sıcak oluyor baba. Meyve suyunu içerseniz rahatlarsınız. Size enerji verir. İşte bu çok iyi. Bir gelin böyle olmalı. Gerçeği söylemek gerekirse şu an seni gerçekten çok kıskandım. Bence şöyle yapalım. Bir yere oturalım ve meyve suyunun tadını çıkartalım. Hadi. Hadi gelin. Gidelim. Gel. Hadi gidelim. Siz de gelin. Şöyle oturalım. Siz de oturun. Onu bana ver. Baba, meyve suyu. Hadi alın lütfen. Benimle oynayacaksın değil mi büyük baba? Hayır, benim yürümem gerek. Canım, senin büyük baban sabah yürüyüşü konusunda biraz katıdır. Sorun değil. Bizler seninle oynarız. Hadi bakalım, hadi. Kalk, acele et. Hadi hadi, koş, koş. Bunları sen de yapabilir misin? Ne? Herkesin önünde rol yaptın. Başkalarının önünde böyle yaparak peki sen neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Hayır baba. Ben şu an ne yaptıysam isteyerek yaptım. Ben rol yapmadım. Peki sen neden rol yapıyorsun baba? Sen bana inanmayacaksın ama benim gerçek babam gibisin. Sana çok saygı duyuyorum baba. Bu yüzden ben buraya senden af dilemek ve bir fırsat daha istemek için geldim. Lütfen baba, lütfen beni affet. Yeterince fırsat verdim. Daha fazla affedemem. Lütfen baba. Eğer sen çocuklarını affetmezsen, onlar hatalarını nasıl düzeltir? Yeter! Bu tür konuşmaların benim üstümde hiçbir etkisi yok. Bana saygı duyuyor musun? O zaman akşama kadar boşanma evraklarını imzala ve eve gönder. Lütfen baba. Eğer bu akşama kadar o evrakları almazsam, o zaman yarın yasal bir tebligat alırsın.
babam hiçbir şeyi duymaya hazır değil. Şimdi ne yapacağım? Ne yapayım anne? Anç yüzünden evet dedim. O çocuk gerçekten babası olarak yarışa katılmamı istedi. Peki sen ne yapacaksın Yaş? Artiden boşanmak üzeresin. Peki bunu oğlu için yapmaya ne gerek var? Bunu Anş için yaptım anne. Arti için değil. Ayrıca çocuklar kalpten bağlanır. Oysa biz kağıt üzerinde bağlıyız. Sonra da bitiririz. Başkasının çocuğunun duygularını incitemezsin. Ama anneni incitebilirsin. Tamam. Şimdi beni iyi dinle Yaş. Eğer onunla yarışa katılacak olursan bu evi terk edip giderim. Ben şaka yapmıyorum. Gidersen giderim. Çocuklar, hadi gidip yerlerinizi alın. Bugünkü yarışı ben kazanacağım. Yeni babam benimle birlikte koşacak. Yaş şu ana kadar gelmiş olmalıydı. Neden bu kadar geciktik ki? Kızım, Yaş söz verdi. Merak etme, mutlaka gelecektir. Hala zaman var. Yeni babam birazdan burada olur. Çünkü bana babam söz verdi. Benim babam sözünden asla dönmez. Göreceksin bak, biz birinci olacağız. Nasıl söylersin anne? Bugün Anş yerine Payal ve Palak olsaydı aynanı yapar mıydın? Anne lütfen. Saat 8. Program başlamak üzere. Anlamıyorsun değil mi? Bu çocuklar arasında çok fark var. Bence yok anne. Senin böyle düşünmen beni üzer. Anş da benim oğlum gibi anne. Bana babam yanımda olursa yarışı kazanırım dedi. Ne olursa olsun o yalnız çocuğun yarışı kaybetmesine izin vermem. Git Yaş. Git ve Anş'a o yarışı kazandır oğlum. İyi şanslar. Baban söylediğine göre gidebilirsin oğlum. Git. Payal ve Palak'ın her şeyi hazır. Onları sen okula gönderirsin. Bekle Yaş. Arti de orada olacak. O yüzden geri dönmeden önce bu boşanma kağıtlarını ona imzaladım.
Tamam çocuklar, yerinize. Hazır. Beş, dört, üç, iki, bir. Hadi koş Anş, hadi. Hadi Anş, babanla birinci geleceksiniz. Hadi koş. Daha hızlı, hadi Anş. Baba, onlar kazanacak, biz kaybedeceğiz. Hadi Anş. Hızlı, daha hızlı. Gördün mü anne, biz kazandık. Babamla biz kazandık. Güzel değil mi? Babamı çok seviyorum. Evet canım. Babanla sen kazandın. Babam benim yanımdaydı. İşte bu yüzden. Anş oğlum, ödülü alma zamanı. Ama bunun için oraya gidip adını yazdırman gerekiyor tatlım. Hadi gidelim. Baba, hemen döneceğim ben. Sakın gitme, tamam mı? Lütfen. Gidelim. Boşanma belgeleri. Bunları imzalamalısın. İkimiz de bu evliliği isteyerek yapmadık. Ailelerimizin zoruyla yaptık. Haksız mıyım artık? Ve bu evliliğe katlanmak gerçekten çok zor. Senden hiçbir şikayetim yok. Bizim evde kaldığın günlerde Payal ve Palak'la kendi çocukların gibi ilgilendin artık. Onlara yaklaşmaya çalıştın. Neyse.
Artı sanırım biz daha önce yaşadığımız hayata geri dönsek çok daha iyi olur. Hadi imzala. Ama ben eski hayatıma dönmek istemiyorum Yaş. Ben bu mutluluğu Ayşe asla veremezdim. Bugün onun yeni babası bu mutluluğu ona verdi. Oğlumun bu hayatta, her yarışta yeni babasıyla beraber birinci gelmesini istiyorum. Ben boşanmak istemiyorum Yaş. Lütfen. Ben seninle eve geri dönmek istiyorum. Ve bu sefer Anş için değil, bu evlilik için. Bak Yaş, yaptığım tüm hatalar için ben anneme ve babama affetmeleri için çok yalvardım. Ben hatalarımı düzeltmek istiyorum Yaş. Lütfen bana bir fırsat ver. Palak ve Payal'e anne sevgisini göstermek istiyorum Yaş. Bunun için bana izin ver. Lütfen Yaş. Evet de. Beni reddetme. Lütfen. Yiyecek bir şeyler ister misiniz? Anne, bugün öğle yemeğine ne pişirelim? Ne istiyorsanız onu yapın ama tatlı olsun. Bugün özel bir gün. Bugün çok büyük bir sorundan kurtulmuş olacağız. Neden bakıyorsunuz? Bugün bizim için çok hayırlı bir gün. Hayırlı günlerde böyle üzgün olunmaz. Kötü şans getirir. Tamam, küçük gelin nerede? Pirinci ayıkladı mı? Küçük gelin, pirinci ayıkladın mı? Evet anne. Hadi göster. Pirinç böyle mi ayıklanır? Ha? İçinde hala taş var. Ayıklamayı bilmiyor musun? Şey, işin aslı, ben bu işlerden pek anlamıyorum. Artı yengem olsaydı bana her şeyi anlatırdı. Şunu yap, şöyle artık yap. Artık bu evde yaşamıyor. Anlaşıldı mı? Bu eve de dönmeyecek. Bu yüzden kendi başına öğren. Yaş birazdan gelir. Eğer artı evrakları imzaladıysa rahat bir nefes alacağım. İşte Yaş geldi. Artı kesin imzaladı. Sen neden geldin? Demek benim söylediklerimi hiç anlamadın.
Yoksa Artie sen yapacaklarımdan mı korktun? Evrakları imzaladın değil mi? Ver bakayım. İkimiz de bu boşanmayı istemiyoruz baba. Ben gelininizi eve geri getirdim. Bugün karşınızda yeni bir Artie olarak duruyorum. Ve bu evi tüm kalbimle kabul etmek istiyorum. Size karşı tüm görevlerimi yerine getireceğim. Bu eve girmek istiyorum baba. Ama senin iznin olmadan olmaz. Ben sadece bana izin verdiğiniz zaman içeriye gireceğim. Çünkü ben size asla saygısızlık etmek istemiyorum. İzin vereceğimizi nasıl düşündün? Bu eve giremezsin. Asla. Biliyorum. İkiniz de çok fazla kırıldınız. Sadece bir kez bu evliliğe bir şans ver lütfen anne. Lütfen baba. Çocukça davranma Yaş. Ondan uzak durman senin yararınadır oğlum. Bu kadından sana bir eş olamaz. Tamam. Oğlumuz Yaş'ın isteği üzerine sana bir şans daha veriyoruz. Ama bir şartım var. Eğer önümüzdeki 3 ay boyunca sende bir değişiklik olmazsa bu evdeki İnsanların hepsi senden hemen şikayet etmeye başlayacaktır gelin, tamam mı? Eğer sen bu evin gelini olarak üstlendiğin görevlerinde herhangi bir hata yapacak olursan, bu 3 ayın sonunda bu evden sonsuza dek gideceksin. İşte benim şartım budur. Ama sen bu boşanma evraklarını imzaladıktan sonra uyarıyorum. Ne Yaş'tan ne de benden hiç kimseden bir kuruş alamayacaksın. Kabul ediyorum baba. İstediğin gibi olacağım. Merak etme. Hadi gelini içeri al. Kızın söylediklerine inanmadın öyle değil mi? Çok fazla şey yaptı. Onu affedebilecek misin? Onu eve aldın.
İlk defa senin bir sözünden geri döndüğünü gördüm. Benimle nasıl konuşuyorsun Gayatri? Ömrünün yarısından fazlasını benimle geçirdin ama beni hiç tanımamışsın. Bu yaptığıma sözünden dönmek denmez ki Gayatri. Zamanı akışına bırakmak ve oturup olacakları izlemek daha iyidir değil mi? Bu ailenin iyiliği için ortanca gelinin bu evde bizlerle kalmasına izin verdim Gayatri. Ve böylece tüm aile birbirine daha yakın olur. Sen de gördün. Pankaj, Vidi, Pratik ve Paridi'nin onun çevresinde nasıl toplandıklarını gördün. Yaş da onun isteklerini yerine getiriyor. Çünkü aksi halde ona hayır dememe rağmen onu bu eve asla getiremezdi. Bir düşün Gayatri, eğer ben bunu kabul etmeseydim, kardeşim bileziklerle her ne yaptıysa herkesin önünde açığa çıkacaktı, öyle değil mi? O zaman ne olacaktı? Çocukların sana itiraz etmeye başladıklarında bunu gururla değil de akıllıca ele almalısın. Ama o kız güvenilir biri değil. O kıza güvenmiyorum. Oğluma ve sana güveniyorum Gayatri. Ben onun ihtiyaçlarını önemsiyorum. Onun da bu hayattaki her şeye sahip olma hakkı vardır elbette. Her ne yaptıysam düşünerek yaptım Gayatri. Lütfen bunu kabul et artık. Ve çok yakında yaşın, bir oğlu olması için Yüce Tanrı'ya dua et. Artık bu ailede bir sorun olsun istemiyorum Gayatri. Artık bu çatı altında mutlu bir aile görmek istiyorum. Hepsi bu. Merhaba. Hey Arti. Daha yeni geldin. Biraz dinlen, sonra yaparsın. Hayır Vidi yenge. Artık hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Şu ana kadar yapamadığım bütün her şeyi yapmak zorundayım. Annemle babamın bana karşı hissettiği utanç ve nefreti sevgi ve gurura dönüştürmek istiyorum. Yaş bana güvendi ve beni buraya getirdi. Güvenini kaybetmek istemiyorum. Ve inan bana, ben burada olduğum sürece Palak ve Payel'e kötü laf söyleyemeyecek. Bu eve Palak ve Payel yüzünden geldim değil mi? İşte bu yüzden ilk görevim onların kalbini kazanmak olacak. Kızlar pizzayı çok seviyor. Yanılmıyorum değil mi? İşte bu yüzden bugün anneleri kızlarına güzel bir pizza yapacak yenge. Ama bugün pizza yapamazsın Arti. Çünkü mikrodalga bozuldu. Hayır yenge. O pizza mutlaka yapılacak. Nasıl? Annem bir tavada nasıl pizza yapılacağını ve çok güzel olduğunu söylüyordu. Şöyle yapalım. Ben gidip hemen onu arayayım. Olur mu? Alo? Alo anne. Artık kızım. Ben de senin telefonunu bekliyordum. Her şey yolunda değil mi? Kayınvaliden sana bir şey söyledi mi kızım? Seni görünce ne yaptı? Bunun yüzünden sana kızmadılar anne, değil mi kızım? Her şey yolunda. Ve herkes beni kabul etti sonunda. Öyle mi? Evet, aynen öyle. Şimdi bunları bırak. Bana tavada nasıl pizza yaptığını söyler misin? Tavada pizza mı? Kimin için? Kızım, bugünlerde çocuklar dışarıdan sipariş veriyor. Ama anne, çocuklar bu pizzayı yediklerinde daha çok beğenecekler. Şimdi çabuk söyle, bir tavada pizza nasıl yapılır? Sorun değil. İyice dinle beni. Bak, her şeyden önce ölçülere dikkat et. Malzemen bol olsun. Yapımını anladın değil mi? Evet anne, ben... Anne, ben seni sonra arayacağım. Hoşça kal. Tamam kızım. Dinle beni. Kendine iyi bak, tamam mı? Hı? Sen de. Hı.
Demek anneni arayıp yemek nasıl pişirilir diye öğreniyorsun, değil mi? Dur, yapma. Mikrodalga bozuk olduğu için anneme tavada pizza nasıl yapılır diye soruyordum. O çok güzel yapıyor. Sabahtan beri dışarıda tozun içindeydin. Şimdi mutfağa mı geldin? Mutfağımızda temizliğe ne kadar özen gösterdiğimizi sen de çok iyi biliyorsun, öyle değil mi? Kıyafetlerini bile değiştirmedin. Sanırım sen ellerini de yıkamamışsındır. Dediklerini yaptım anne. Bu konuda çok haklısın. Yenge, elbiselerinden birini bana ödünç verir misin? İşin aslı, çantamı annemin evinde unuttum. Yaşın okuldan beni alıp hemen buraya getireceğini bilmiyordum. Yolda bunu Yaş'a hatırlattım ama bana hayır dedi. Yaş beni orada yalnız bırakmak istemedi. Direkt eve getirdi. Bu yüzden. Evet, tamam. Gidip odamdan bir tane seç. Teşekkür ederim. Hadi. Acaba Yaş ona neden bu kadar değer veriyor? Acaba ortada benim bilmediğim bir şey mi var? Paridi'yi radyoya bıraktın değil mi? Evet abi, bugün canlı yayını vardı. O çok mutluydu. Bana sorarsan Paridi işini gerçekten çok seviyor abi. O çok yetenekli ve işini seviyor. İşine çok bağlı ve işine aşık. İşte bu yüzden kadınlar işlerinde erkeklerden daha başarılıdır. Doğru abi. Her yılın en iyilerine baksana. Zirvede hep kadınlar var. Böyle kadınları görmek ülkemiz için çok olumlu bir gelişme. Bunu hak ediyorlar. Ama asıl önemlisi Paridi'nin çok mutlu olması. Ama pratik ne zamana kadar izinsiz çalışacak? Bunu gidip babamla konuşmalıyız. Daha fazla gecikirsen hiç iyi olmaz. Şöyle yapalım. Ben babamla konuşurum. Kabul edecektir. Tamam mı? Abim babamla konuşacak olursa Paridi'nin gizlice işe gitmesi çok zor olur. Abi! Şey abi, senin babamla konuşmana gerek yok. Üzgünüm abi. Ben sana söylemeyi unuttum. Bu aralar işler çok yoğun. Daha birkaç gün önce ben babamla konuştum ve beni dinledi. Ama biraz kızdı. Ve sonra ben çok isteyince hemen izin verdi. Aslında abi, iyi ki babama söyledim. Paridi işten ayrılmaya hazır değildi. Bu yüzden... Senin gidip babamla konuştuğuna çok sevindim Pratik. Paridi çok mutlu olmuştur. Yalan söylediğim için özür dilerim. Ama başka çarem yoktu. Paridi işe devam etmekte çok kararlı. Babam ona izin vermez. Bu yüzden sana yalan söyledim. Vay canına. Bu çok güzel görünüyor artık. Ayrıca çok da güzel kokuyor. Şöyle yapalım. Sen hemen git. Payal ve Palak şu an salonda. Sağ ol yenge. Hemen geliyorum. Dur, bekle. İyi şanslar. Teşekkür ederim. Palak, Payal, Anş, bakın anneniz size ne yaptı. Al canım. Aç ağzını. Kaç gündür istiyordunuz. Beğendiniz mi? Ha? Ben bugün torunlarıma pizza söyleyerek bir sürpriz yapmayı düşündüm. Babaanne, çok iyi birisin. Al hadi. Böyle şeyler evde yapılmaz kızım. Dışarıdan alınır, değil mi? Babaanne, ben de pizza istiyorum. Çünkü ben pizzayı çok seviyorum. Evet, tamam. Al. Bu da senin.
Annen daha önce sana pizza yapmadı mı? Anneannen çok güzel yapıyormuş. Evet babaanne, bu doğru. Ama bu ev yapımı pizzadan çok daha güzel. Evet. Bu yüzden Palak ve Payel'e istedikleri gibi pizzayı dışarıdan söyledim. Daha lezzetli. Annem çocuklar için pizza yaptığımı biliyordu ama yine de dışarıdan sipariş etti. Neden? Şimdi bu kız kesinlikle sinirlenecek ve bir olay çıkartacak. İyi bir gelin olmak sana nasip olmayacak. Sabır gerekir. Yedin mi? Tamam. 10 dakika içinde geliyorum. Tamam. Hoşça kal. Neler oluyor? Radyocular efendim. Konuşuyorlar. Bekleme, kornaya bas o zaman. Toplantım var benim. Sessiz olun. Orada canlı bir gösteri yapılıyor. Günaydın Bhopal. Bakın, size söz verdiğim gibi buraya tanışmaya geldim. İşte buradayım. Peki mutlu musunuz? Peki tamam. Sizce bir kadın evlendikten sonra çalışmalı mı, çalışmamalı mı? Cevap verin lütfen. Bence bu soruyu bize sorana kadar sizin cevaplamanız daha doğru olur. Bence günümüzde tüm kadınların çalışma ve istediğini yapabilme özgürlüğü olmalıdır. Mesela bana bakın. Evlenmeden önce sizlerle birlikteydim. Şu anda yine sizlerleyim. Beni dinliyorsunuz değil mi? İnanın bana, şu an sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Şunu söylemek isterim ki lütfen umutlarınızı öldürmeyin. Biz 21. yüzyılın kadınlarıyız. Kendi ayaklarımız üzerinde durabiliyoruz. Bizler asla erkeklerin gerisinde kalmıyoruz. O zaman hep birlikte özgürlük! Yaşasın! Özgürlük! Yaşasın! Özgürlük! Yaşasın! Özgürlük! Yaşasın! Hayır hayır, böyle değil. Hepiniz benimle birlikte ve ellerinizi kaldırarak söyleyin. Özgürlük! Yaşasın! 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 Daha yüksek! Özgürlük! Özgürlük! Yaşasın! Özgürlük! Yaşasın! Hadi ellerini kaldır. Özgürlük! Yaşasın! Yaşasın! Özgürlük! 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 Yaşasın! Vay yenge, çok güzel pizza. Hiç böylesini yememiştim. İstersen beni bu kadar övme Pratik. Biliyorum. Sen çok iyi bir aşçısın. Sen benim bilmediğim her şeyi biliyorsundur. Buna pizza da dahil. Ve ayrıca pizzayı beğendiğine sevindim. Yengemin bu kadar özveri ve sevgiyle yaptığı bir şey nasıl olur da lezzetsiz bir şey olur ki? Peki neden ağlıyorsun? Ben bu pizzaya acı koymadım ki. Yoksa çok mu kötü olmuş Pratik? Hayır yenge. Benim istediğim de buydu. Yenge, sen gelene kadar evimiz çok boştu. Hiç kimse birbirini dinlemiyordu. Yaş abimse, abim tamamen yalnızdı. Onun gözlerinde sen geldikten sonra hiç görmediğim farklı bir ışıltı gördüm. Eskiden onu görmek beni her zaman çok üzerdi. Yüzündeki o gülümsemeyi geri getirmek için her şeyi yapardım.
Abin Yaş'ı çok seviyorsun, öyle değil mi? Evet yenge. Ama senden daha az. Şöyle yapalım. Gidip bu pizzayı Yaş abime ikram edeyim. Bunu senin için özel yaptı diyeceğim. Aa, hayır lütfen Pratik. Bu çok sıradan bir şey. Lütfen bunu yapma. Yok yenge, bunu ona yedireceğim. Lütfen Pratik bekle. Pratik beni dinle. Pratik lütfen, hayır. Ben ona başka bir pizza yapacağım. Pratik lütfen onu bana ver. Pratik buraya gel dedim. Hayır yenge, abim de bilmeli ki bu evde harika pizza yapan biri var. Hayır dur. Oynamayı bırak Pratik. Seninle hemen şimdi konuşmalıyım. Hemen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.